Esenlikler, hoş geldiniz. Daha önce Avrupa, Amerikan ve dünya tarihini anlamanızı kolaylaştırmak için Amerika nasıl süper güç oldu, Avrupa nasıl gelişti gibi bazı videolar yapmıştım ancak fark ettim ki videolarımı izleyen bazı insanlar tüm tarihi süreçlere hala daha Batı ve Doğu çatışması ekseninden bakarak yorumlarda deli gibi slogan atıyorlar ki buna şaşırmadım çünkü sosyal medyada sürekli önümüze çıkan popüler tarihe veya siyasi olarak sürekli pompalanan basit retoriklere baktığımızda bunun olması gayet normal. Özellikle şu sömürgecilik ve emperyalizm meselesi ne kadar anlatılırsa anlatılsın bir türlü anlaşılamıyor ve sürekli bu konuya karşı biz mazlumuz, biz kimseyi sömürmedik, Batı haindir sloganları atılıyor ama bu durum elbette ki böyle değil ve zaten mazlum olmakla da dünya tarihinde hiçbir şeyi açıklayamazsın. Tamam, Batı sömürüyor ve güçlü ancak bu duruma karşılık senin kendini mazlum olarak nitelemen hiçbir şeyi ifade etmiyor. Yani bir kavim başka bir kavmi yendiğinde yenilen kavim çok mazlumdu gibi bir önerme hiçbir şekilde tarih biliminde kabul edilemez. Zaten bu gerçek de değildir. Arkadaşlar, bir toplum, bir kavim, bir devlet başka bir devlet tarafından sömürülüyorsa bunun sebebi mazlum olması değil, daha az gelişmiş olmasıdır. Bir sürü olgu ve olay incelenmelidir ve zaten bu videoda bu konuyu elimden geldiğince anlatacağım. Videoya başlamadan önce like atarsanız sevinirim. Biliyorum her videonun başında bunu tekrar ediyorum ama like önemli aga. Yani beni izlemeyi seviyorsan kanalın daha da gelişmesi için like atarak katkıda bulunmuş olursun. Şimdi kitabın ortasından değil en başından başlayacağız. Tarihleri milattan öncesine geri saracağız. İlk yerleşkeleri kuran tarım toplumlarına gideceğiz. Sömürgeciliği ve gücün ne olduğunu anlamak istiyorsak öncelikle buralara bakmalı. Ardından hiyerarşik toplumların daha sistematize bir şekilde hiyerarşikleşerek şehirleri kurduğunu ve diğer hiyerarşik toplumlara kendi hegemonyalarını dayatıp nasıl şehir devletlerinden imparatorluklara dönüştüğünü anlamamız gerek. Tüm bu saydığım sürecin temelinde birbirine bağlı iki tane şey var. Ekonomi, yani altyapı ve buna bağlı olarak gelişen üst yapı. Ortaya çıkan kültür, medeniyet. Farkındayım, makineli tüfek gibi saydırdım belki, kafalar biraz karıştı ama örneklendirerek mevzuyu açığa kavuşturalım. Şimdi dere kenarında bir ovada milattan önce 1000 yılında tarım yaparak geçimini sağlayan bir insansın. Ancak ovada olduğun için yeteri kadar hayvanın yok ve hayatının tamamını tarlada üretim yapmaya ve suyun kaynağına endekslemişsin. Çünkü tarlada ekin çıkmazsa ve su biterse ölürsün. İşte bu ekonomik altyapıdır. Buna bağlı olarak toplumda bir hiyerarşi gelişmeye başlar. Sen o dere kenarında tek yaşamıyorsun. Senin gibi 40 tane daha tarlası olan çiftçi var ki hepiniz tarım yaptığınız verimli toprağa bağımlısınız. İşte bu da mülkiyet anlayışını ortaya çıkartıyor zaten. Oradan başka bir yere gidemiyorsan orayı kendinin yapıp koruman lazım. Ancak tek başına ne bu toprağı işleyebilirsin ne de köyü koruyabilirsin. Yani herkes kendi bacağından asılamaz. Bu noktada köyde diğer tarım yapan insanlarla girdiğin işbirliği, hiyerarşiyi ortaya çıkarıyor. Bu da şöyle oluyor. Şimdi erkek çocuk niye önemlidir abi? Çünkü milattan önce 1000'desin. Kas gücü lazım. Tarlayı sürecek ve aynı zamanda da dövüşmesini bilecek, köyü koruyabilecek. Ne kadar adamın olursa o kadar güvendesin. İşte bu da erkek sayısı fazla olan ailelerin köyde bulunan diğer ailelere göre daha fazla ön plana çıkmasına sebep oluyor. Çünkü hem artı değer üretimi daha fazla hem de adamı daha fazla. Öyle olunca da erkek sayısı fazla olan tek bir aile ya da aile inisiyatifi eline alıyor ve bütün bir köyü yönetmeye başlıyor. Bu köyü yönetimine alan aile köyü de koruduğu için aynı zamanda karşılık olarak diğerlerinin ekinlerinden pay almaya başlıyor. İşte sömürü başladı bak. Koruma karşılığında daha az çalışarak adam yatıyor, buğdayını alıp yiyor. Ancak köye herhangi bir saldırı yapılırsa ilk önce ölümle yüz yüze gelen de o. Ölçeği daha da büyütelim. Sen ovadasın ve yakınlarında aynı nehri kullanarak tarım yapan irili ufaklı bir sürü köy var. Köylere karşı asker sayısı bakımından üstünlük ele geçirdin. Senin köyünde 50-60 erkek var. Beslemişsin de güzelce. Diğer köylerde 20-30 erkek var. Daldın onlara, yağmaladın, topraklarına çöktün ve ekinlerine el koydun. Bunu görüp korkan diğer köyler geldi sana belli bir buğday miktarı karşılığında. Dediler ki aga bize saldırma, bak yayılmacılığa başladın işte. Ve bu merkezileşmenin de başlangıcı oluyor işte. Diğer köylerden aldığın buğdayla beraber nüfusun daha da arttı. Köyünü büyüttün. Hatta bazı köyleri olduğu gibi yuttun. Artık iyi kötü bir şehir haline geldin. Özetle merkezileşmeyi sağlayıp küçük bir köyden şehir haline nasıl geldin? Diğer köyleri sömürerek artık bir arada yaşadığınız için de bu şehrin içinde ortak bir kültür oluştu. Bu kültürle birlikte de şehirdeki binlerce adamı kontrol etmek için yine daha karmaşık bir hiyerarşi yaratman lazım. Alttakinin üsttekine hizmet etmesi lazım. Üsttekinin de alttakini hizmet karşılığında koruması lazım. Peki
Neden insanlar şehri terk etmiyor? Sömürü var. Derenin kenarında güvenlik yok. Her an komşu köydekiler gelip ağzını burnunu kırıp köydeki bütün kadınları kaçırıp ekinine el koyabilir. Bundan dolayı insanlar şehirde yaşayıp o hiyerarşik düzene tamam diyor. Şehirdeki nüfus arttıkça da tarımsal üretim yapan başka köyler veya köylerin bağımlı olduğu şehirler bulup vergiye bağlayıp ekinlerine ve topraklarına çökmen lazım. Ancak ekin miktarı, popülasyon ve toprak genişliği büyüdükçe bu sadece askeri güçle olmaz. Bir de üstüne kendine kutsiyet atfedip kültürel hegemonyana da dayatman lazım. Hatta mülkede doğrudan çökmene gerek yok. Ekinin bir kısmını al, keyfine bak. Çünkü hepsine çökersen adam aç kalır, ölür, üretemez. Sömürünün sürdürülebilir olmasını istiyorsan bunun bir karşılığının olması lazım. Yani topladın askerlere, gittin köye, dedin ki kardeşim bana her ay ekinin %25'ini ver. Ben de karşılık olarak sana saldırmayayım. Ayrıca başkası saldırırsa da seni koruyacağım. Bak işte şimdi sömürü sistemselleşti ve sürdürülebilir oldu. Özetle temelinde para çok omel ilişkisi, ne kadar çok ekin, o kadar çok adam, daha büyük ordu, daha fazla toprak, al sana imparatorluk, al sana sömürgecilik. Ayrıca sürdürülebilir sömürgeciliğin tarım toplumlarında farklı bir versiyonu daha var. Bunu karşılığında korumayla değil doğrudan tehditle de yapabilirsin. Orta Asya'nın bozkırlarında tarım yapılamayacak topraklarda hayvancılıkla geçinen bir klanın var. Otlak alanları az, otlaklar az olduğu için diğer klanlarla sürekli rekabet halindesin. Bir de daha güneyde verimli topraklar üzerinde yaşayıp çiftçilik yapan, senden çok daha kalabalık ancak senin kadar mobilize olamayan, yerinde çakılı, şehirlere bağlı, irili ufaklı yüzlerce köy var. Arkadaşlar, tarım toplumları toprağa bağlı olduğu için hızlı hareket edemezler. Çünkü bir anda toprağı bırakırsa ölür adam. Ama bu senin için geçerli değil. Sen zaten hayvanlarınla, atlarınla sürekli hareket halindesin. O zaman 3-5 klan bir araya geliyorsun abi. Oluyorsun şöyle bir 200-300 kişi. İniyorsun güneye. Önüne çıkan tüm köyleri yağmalıyor. Ekin, kadın, hayvan ne varsa topluyorsun. Köylerin bağlı olduğu merkezi şehirden piyade ordusu gelinceye kadar vın geri kuzeye kaçıyorsun. İşler iyi gidiyor. Bunu duyan diğer klanlar da sana katılıyor. Adam sayısı artıyor ve bunu sistematik hale getiriyorsun. Her ekin mevsiminde dalıyorsun güneydeki köylere ve köylerin bağlı olduğu şehrin merkezindeki yönetici, kral, padişah artık her neyse bakıyor bu iş böyle olmayacak. Geliyor sana diyor ki aga sen buralara dalma, ben sana her yıl belli ekinler, değerli eşyalar, bir de köle ve kadın göndereyim. Konuyu kapatalım. Bak bu da bir sömürü şekli. Zaten gidip orayı işgal etmenin de bir anlamı yok çünkü nüfusun yeterli değil. Özetle arkadaşlar, sömürmek dediğimiz şey insanlık tarihinin başlangıcından beri hem bir toplumun kendi için hem de toplumların arasında var olan bir şey. Burada önemli olan sömürünün şekli ve sistematikliği. Ancak devletler büyüdükçe ve merkezileştikçe sömürüyü yapmayı sağlayan aygıtların daha da çoğalıyor. Zaten sanayi devrimine kadar olan süreçte klasik tarım ekonomisi söz konusu olduğu için sömürü sisteminde yukarıda anlattığım iki durumdan farklı pek de bir şey olmuyor. Ancak Roma farklı. Mesela ilk etapta Atina gibi diğer şehir devletlerine musallat oldu fakat büyüdükçe artık iş ticaret birliğinden, vergi oranını belirlemekten, kota koymaktan, vergi almaktan, askere çağırmaktan çok daha farklı bir hale geldi. Kültürünü adapte ettin, şehir mimarisine kadar aynılaştırdın, kurumlarını götürdün, kanun yazdın, kanunu götürdün, senatoya bağlı valiler atadın, garnizon bıraktın, mahkemeler kurdun, toplumsal sınıfları istediğin gibi düzenledin ve merkezi yönetimin bir parçası haline getirdin. Tamamen Roma'ya bağladın, vatandaş yaptın. Adamlar artık resmiyette ben Kapua şehrindenim veya Brindisi şehrindenim falan demeyi bıraktı. Herkes Romalı oldu. İtalyan yarımadasındaki diğer tüm şehirlerin üstüne başkent olarak Roma'yı koydun. Buna bağlı olarak diğer tüm şehirler öncelikle ekonomik olarak Roma'yı beslemek zorunda. Romalılığı kültürel, kurumsal ve hukuksal olarak kabul ettirdikten sonra diğer şehirleri kolay kolay Roma'dan kopartamıyorsun. Mesela Hannibal bunu denedi ama yapamadı ki doğuda Roma'dan çok daha önce var olmuş imparatorluklarında açmazı buydu. İşler biraz ters gittiğinde, mevsim kurak geçtiğinde, birkaç savaş kaybedildiğinde anında şehirler imparatora sırt dönüyordu. Mesela Babil İmparatorluğu'na baktığında Babil'li olmak diye bir şey yok abi. Ki Roma burada durmadı. İtalyan yarımadasından çıktı. Bir sürü yeri işgal etti. Eyaletler haline getirdi. Toprakları istediği gibi böldü. Mülkiyetini verdi. Merkeze bağlı generaller tarafından yönetilen profesyonel lejyonlar kurdu. Yol yapıp yaptığın yollardan bile vergi alıyorsun abi ve inanılmaz bir köle nüfusun var. Ancak Roma büyüdükçe artık aristokrasiyle yönetilen bir devlet olarak kalamazdı. İmparatorluğa evrilmesi lazımdı ki bunun nasıl olduğunu anlattığım bir video yaptım. Gaius Julius Caesar hakkında izleyebilirsiniz. İşte bence sömürgeciliğin bokunun çıktığı, artık iyice sistemselleşmiş ve oturmuş olduğu emperyalizm Roma ile birlikte ortaya çıktı ki bu konu hakkında farklı düşünen tarihçiler de vardır. Ancak emperyalizm kelimesi bile Latince köken imperium kelimesinden gelir ki imperium dediğimiz kelime de aslında senato tarafından verilen bir yetkinliktir. Cumhuriyet döneminde Roma'da bir konu ile ilgili kişiye verilen emretme yetkisidir ki bu da zamanla bir ünvana, imparatora,
en tepedeki monark anlamına dönüşecek. Ayrıca Roma toprakları içerisinde inanılmaz bir bağlantı kurdu. Roma şehrinden aldığın bir belgeyi götürüp sorunsuz bir şekilde Afrika'da da kullanabilirsin ya da bir Roma vatandaşı olarak istediğin şehre gidip istediğin gibi ticaret yapıp borçlanabilirsin. Roma'da suç olan şey Mısır'da da suç. Bakın bu çok önemli çünkü kanunlar vasıtasıyla insanların dünyaya bakış açısını, neyin yanlış neyin doğru olduğunu şekillendiriyorsun aslında. Söz konusu klasik tarım toplumu sistemi içerisinde sömürmek ve imparatorluk kurmak olduğunda Roma bu konuda zirvedir. Ancak askeri fetihler durduğu an bu iş çöküşe gider. En nihayetinde tarım ekonomisi bu abi. Roma sömürdükçe büyüdü, büyüdükçe sömürdü. Büyüyüp sömüremediğin noktada küçülmeye başlarsın ve imparatorluk yıkılır. Çünkü üretim araçları gelişmiş değil. Hala toprağa ve küçük zanaat atölyelerine bağlısın. Askeri seferde başarısız olunca yağma yapamıyorsun. Nüfus ve üretim dengesinin makası bayağı bir açılıyor. Roma yıkıldıktan sonra Avrupa 300-400 yıl geriye gitti. Tekrardan lokalizasyon başladı ve Avrupa'da feodalizm dediğimiz şey ortaya çıktı ki bu da temelinde bir çeşit sömürü sistemi zaten. Roma'nın çöküşünden sonra insanlar güvenlik karşılığında lordların kalelerinin etrafına sığındılar. Yani ürettiğini tüket, fazlasını lorda ve askerlerine ver. Seni korusunlar mantığı var. Ancak Avrupa çok uzun süre bu şekilde giderken Doğu Roma'nın yerini alarak yeni bir sömürgeci güç olarak ortaya çıkan Osmanlı devreye giriyor. Peki Osmanlı nasıl sömürüyor? Aslında Doğu Roma'dan çok da bir farkı yok. Ancak mesela Doğu Roma'da Roma aristokrasisinin içinden gelen büyük toprak sahipleri var ve bu topraklar o adamların mülkü ancak Osmanlı'da. Tımar sahipleri değişiyor. Adam ölünce tımar da gidiyor. Veya adamın yeri değişince tımar da değişiyor. Öyle olunca çocuklara miras kalmıyor ve bu sayede de merkezdeki Osmanlı padişahına karşı yönetimde bir rakip çıkmıyor. Ancak bu 18. yüzyılda Osmanlı'nın zayıflamasıyla beraber değişiyor. Osmanlı yine klasik bir tarım imparatorluğu ancak Roma'dan farklı olarak bir yeri fethettiği zaman oraya direkt kanunlarını ve kurumlarını özellikle Balkanlarda hemen götürmeyi tercih etmiyor. Oranın yerel elitlerini kullanıyor. Önce vergilendiriyor çünkü daha kolay. Özellikle gayrimüslimler söz konusu olduğunda ek vergiler getirip parayı ve kaynağı merkeze çekmek çok daha kolay. Ancak Roma'da olduğu gibi bir Osmanlı vatandaşı olma durumu yok. Bu da yönetimini aldığın toplumların ve o toplumların aristokrasisinin merkezle organik bir bağ kurmasını engelliyor. Roma'daki gibi kültürel birlik yaratamıyorsun. Devlet birey ilişkisi klasik bir Doğu İmparatorluğunda olduğu gibi vergi verme ve askere çağırma üzerine kurulu. Özellikle Fatih Sultan Mehmet'ten sonra Türk beylerinden oluşan Osmanlı aristokrasisi diye bir şey ortadan kalkıyor. Devlet bürokrasisinde lokal bağları olmayan köle statüsündeki devşirmeler tercih ediliyor. Mesela 16. yüzyılda sadrazam dahi olsanız her şey padişah tarafından temin ediliyor ama kapı kulu oldukları için adamların bir mülkleri yok aslında. Padişahın burada devşirmelere yaptığı şey şu. Diyor ki bütün hayatını bana adayacaksın. Tamamen benim kölem olacaksın. Ancak ben de seni bunun karşılığında saraya alacağım. Senin ihtiyaçlarını karşılayacağım. Sana bakacağım. Burada da bir sömürü var. Yeniçeri sistemi dediğimiz şey de çok mantıklıdır. Ancak bu da bir sömürüdür. En nihayetinde zorla gayrimüslimlerden insan gücü topluyorsun. Ve bu insan gücünü eğiterek doğrudan padişaha bağlı bir ordu haline getiriyorsun. Tamam, gönüllü olarak çocuklarını Yeniçeri ocağına kaydettiren aileler de var. Ancak bu durumda ya adamın fazla çocuğu var, bakamıyor, gücü yok. Ya da belki buraya girer de bir şey olur, mevki makam sahibi olur düşüncesi var. Kısaca sömürüyü devam ettirebilmen için, fetih yapabilmen için bu adamları beslemen lazım. Bu adamları beslemenin yolu da yine fetih yapmaktan geçiyor. Güzel sistem. En nihayetinde Osmanlı'da bir imparatorluktur ve sömürü sistemi klasik tarım ekonomisinde fethedip ganimet alma ve vergilendirme üzerine kuruludur. Çünkü 18. yüzyılda diğer Avrupalı devletlerin yaptığı gibi sanayileşememişti. Buna bağlı olarak merkantilist politika uygulayamaz. Ancak fethettiği toprakları vergi alarak sömürür. Osmanlı zaten bu yüzden Batı karşısında 18. yüzyılın ortalarından itibaren zayıf kalmış ve nihayetinde çökmüştür. Çünkü Batı gelişen teknoloji ve sistemsel değişiklik sayesinde Osmanlı'dan çok daha iyi sömürmüştür ve daha fazla kaynak elde etmiştir. Mesela 19. yüzyılda Almanya'nın nüfusuna bakıyorsun 41 milyon. Osmanlı'ya bakıyorsun 25 milyon. Osmanlı coğrafi keşiflere katılsaydı dahi o kadar merkezden uzakta olan kolonileri idare edebilecek merkezden kaçabilen bir kuvvet yok. Hali koyardı oraya, vergi alırdı, bu kadar. Şirket yok, burjuva yok, devletten bağımsız serbest girişimcinin oluşabileceği bir alan yok. Abi gemi yok gemi. Sen kadırgayla kürek çekiyorsun Akdeniz'de, eşeğin sırtına halı, kilim, baharat yüklüyorsun. Adam yelkenliyle tonlarca mal getirip götürüyor ve ticaret yollarını da bypass etmiş durumda. Özetle artık Batı'ya göre Osmanlı'nın üretim kapasitesi zayıf. Fetih de yapamıyor, buna bağlı olarak ganimet alamıyor ve savaşla fethedip kontrolünde tuttuğun topraklardan sadece aldığın vergi sana yetmiyor. Herifler 18. yüzyılda finans merkezi kurmuş, sen daha hala Mısır'da, Balkanlar'da, Anadolu'da vergi kovalıyorsun. Peki Avrupalılar nasıl sömürüyordu?
Bu iş emperyalizme nasıl evrildi? Avrupalılar askeri güçle girdikleri yeni topraklarda tüm halkı köleleştirip büyük tarım plantasyonlarında çalıştırıyordu. Ardından ortaya çıkan ham maddeyi fabrikalarına götürüp işleyip yeni bir ürün ortaya çıkarıyorlardı. Zaten 18. yüzyıl ortalarında da Osmanlı Avrupa için bir pazar haline geldi. Yani klasik tarım ekonomisiyle sömüren Osmanlı, Avrupa'nın üretim araçları geliştiği için ekonomik olarak Avrupa tarafından sömürülmeye başlandı. Peki neden? Çünkü Anadolu'da bir atölyede diyelim ki senede 100 tane kilim üretiliyor ve tanesi sallıyorum 20 akçe. Avrupalı senin pazarına bir kilim sokuyor 10.000 tane ve tanesi 5 akçe. Nasıl baş edeceksin bununla? Zaten az sayıda olan zanaat atölyeleri bir bir kapanmaya başlıyor. Doğudan eşekle baharat getiriyorsun en fazla 1 ton. Onda da geçtiğin her ülke başına vergi ödüyorsun. Öyle olunca iç pazara girinceye kadar malın fiyatı yükseliyor. Avrupalı aynı baharattan yolda hiç vergi ödemeden tek seferde sallıyorum 100 ton getiriyor ve senin tüccarının yarı fiyatına senin iç pazarına sokuyor. Adam silah da üretiyor. Hem de senden daha fazla sayıda ve daha teknolojik. Ordunu da Avrupalının silahıyla donatmak zorundasın. Bir taraf sürekli satın alıyorsa, karşıya bir şey satamıyorsa veya sattığı ürün kalemi satın aldığından çok daha aşağıdaysa sömürülüyor demek. Tamam, bu sömürü sistemi vergi alıp bırakmaktan çok daha vahşice. Belçika kralı milletin kolunu bacağını kesiyordu oğlum. Avrupalılar köle olarak çalıştırdıkları siyahileri bir dönem insandan saymıyordu. Yüzyıllar boyunca kendi coğrafyasında önemli bir güç olan Çin, bir anda İngilizler tarafından tokat manyağı ediliyor. Ya da Japonlar zoraki olarak Amerikalılara limanlarını açmak zorunda kalıyor. İspanyollar yüz binlerce Güney Amerikalıyı öldürüyor. Ancak maalesef dünya tarihi insancıl olanların değil, genel perspektifte güçlü olanların kazandığı olaylarla dolu olduğu için buradan bir mazlumiyet çıkartmak doğru değil. Çünkü 15. yüzyılda da sen çok güçlüydün. Sen o Polonya köylerinden, Ukrayna'da Slav köylerinden güzel kızları alıp kaçırıp köle yaparken iyiydi. Belgrad'ı kuşatıp Macarların tüm hazinesine çökerken iyiydi. Çin'den kervanlar dolusu ipeyi o Çinli prensesleri askeri tehdit karşılığında vergi olarak alırken iyiydi. Ama Avrupa Afrikalıları köle yapıp milleti plantasyonlara tıkınca, Amerika'daki kabilelerin tepesine çöküp soykırım yapınca kötü, vahşi, öyle mi? Oğlum bizde kafatasından kuleler yapan hükümdar var. Veya ilk biyolojik silah kullanan biziz lan. Vebalı insanları attırdı Cengiz Han şehrin içine. Moskova'ya yağmaladık ya biz. Ne var ne yok. Yaktık adamların başkentini. Tamam, Avrupalılar daha vahşi sömürdü. Daha sistematik sömürdü. Okey de. Yani biz de mazlum değiliz be oğlum. Şimdi Fas'ta hala daha Fransızca konuşuluyor değil mi? Fransızlar gidip sömürmüş. Tüm eğitim sistemlerine çökmüş. Limanlarını kontrol etmiş. Kültürlerini parçalamış. Biz de 400 sene Balkanları yönettik. Niye kimse Türkçe konuşmuyor burada? Sorun burada zaten. Övülecek bir şey değil bu. Çünkü o kadar sefer yapmışsın, savaşmışsın, o kadar adam ölmüş, yıllarca yönetmişsin. Bu adamlar niye Türkçe konuşmuyor? Bu senin merhametli olduğunu değil, söz konusu sömürü olduğunda daha geride olduğunu gösterir. Ya en azından bir plantasyona tıkıp çalıştırsaydın birazını. Ne olacaktı ki sanki? Ne güzel ordun kocaman. Sen bu adamları kültürel olarak hegemonya altına almazsan ve ürettiğini kontrol etmezsen, bakın burası çok önemli. Ürettiği üzerinden vergi almak değil, ürettiğini de kontrol edeceksin ki ihtiyacın olan malı kolayca bulabilesin. Adam da fırsatını bulduğu an sana isyan eder. Seni işgalci olarak görüyor çünkü. Biz İstanbul'a, Bağdat'a, Belgrad'a, Arnavutluğa gönülleri fethederek girmedik. Bayağı bir ordu kurduk, zorla işgal ettik, hazinelerine çöktük. Ve sömürge haline getirdik, vergiye bağladık, bölge insanından çocuk toplayıp asker devşirdik. Bakın buna ek olarak en azından bir kültürel asimilasyon mu yapsaydık acaba? Türkçe bir dönem bilimin dili mi olsaydı keşke? Her neyse. 1770'lerin başından itibaren zaten yavaş yavaş Avrupalılar dekolonizasyon ile beraber kolonilerdeki askeri varlıklarını düşürüyor. Özellikle Amerikan devrimi ve İspanyol İmparatorluğu'nun zortlaması bunu hızlandırıyor. Çünkü gidip bir yer işgal edip askeri güçle orayı idare etmenin pahalıya gelmeye başladığını fark ediyorlar. O bölgeden aldığın ürün orada bulundurduğun askeri masrafı karşılamıyor. O zaman buna gerek yok. Bunun yerine senin yerine yönetecek ve kendi kendini idame ettirecek bir devlet yapısı kurarsın. Askerini çekersin, şirketini bırakırsın, himaye altına alırsın, sömürmeye devam edersin. Burada tek yapman gereken kurduğun yerel devlet yapısının ayakta kalmasını sağlamak. Bırak kendi kendilerine uğraşsınlar. Ancak bu iş şıp diye olmuyor. Yavaş yavaş oluyor. Ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tamamen gerçekleşiyor. Mesela Pehlevi'nin İngilizlerin desteğiyle İran'da tahta geçmesi. Bugün tüm Orta Doğu'ya baktığın zaman zaten kurulan devletlerin hiçbiri organik değil. Hepsinin sınırları Osmanlı'nın çöküşünden sonra İngilizler ya da Fransızlar tarafından çizilmiş ve devlet yapısı onların istediği doğrultuda kurulmuş. Veya Güney Amerika'ya baktığında hala ABD'nin arka bahçesi. Günümüzde sömürgecilik dediğimiz şey o vahşi kapitalizmden, vahşi emperyalizmden biraz daha uzaklaşmış durumda. En azından artık devletler
Sömürgeciler doğrudan girip tüm halkı köleleştirmek yerine diplomasi, ticaret ve şirketler aracılığıyla sömürüyorlar. Kapitalizmin ortaya çıktığı, vahşi olduğu dönemlerde toplum içindeki eşitsizlik seviyesi Avrupa'da şu şekildeydi. Ahmet'in neden 2 şatosu, 5 fabrikası ve ortağı olduğu şirketin 20 gemisi varken benim neden evim yok ve fabrikada kadın tokluğuna çalışıyorum? Kölelerden bahsetmiyorum çünkü onlar toplumun dışında sayılıyor. Günümüzde ise Avrupa'da şu şekilde bir eşitsizlik var. Ahmet'in neden 5 arabası, 3 evi, büyük bir şirketi varken benim neden bir evim, bir arabam var? İşte bunu çözdü kapitalizm. Özellikle 1950'ler insanlar hızlıca bir şeylerin sahibi olabildiler. En azından bir mülkü var, adam bir şeye sahip, sosyal devlet anlayışıyla okula falan gidebiliyor, fırsatı var. Ama 1900'lerin başında bu yoktu. Ancak makası kapatmaya başlayıp insanlara sınıflar arası dikey geçiş fırsatı sunmaya başladığında hem isyan tehlikesini ortadan kaldırıyorsun hem de gelişim hızlanıyor çünkü insanlar daha üst ekonomik sınıfa çıkabilmek için daha yaratıcı ve üretken hale geliyorlar, rekabet etmenin bir anlamı oluyor. Özetle sömürgecilik dediğimiz şey ağzından salyalar akan pislik insanların yaptığı bir şey değil. Eğer güçlü hiyerarşik bir toplumun içerisinde yaşayıp bir ekonomi inşa etmek istiyorsan sömürü bunun bir parçası zaten. Çünkü en temelde herkes eşit değil ve sınırsız bir eşitlik yaratamazsın. Bu biyolojimize ters bir şey. Toplumları bireyler oluşturduğuna göre, bireyleri daha etkin, sistemi ve teknolojisi daha üstün toplumlar söz konusu kaynaklar olduğunda gidip daha güçsüz olanın üstünde hegemonya kurar. Doğa kaynakları sınırlı. Ekonominin de anlamı bu zaten. Sınırlı doğa kaynaklarını sınırsız insan ihtiyaçlarına göre ayarlamak. Eğer güçlü olmak istiyorsan iyi sömürmen lazım ve sürdürülebilir şekilde sömürmen lazım. Bir bölgede gönülleri fethetmenin hiçbir anlamı yok. Orada fabrika kurup kendi şirketlerini o bölgenin kaynaklarına çöktüremedikten sonra. Ayrıca bu sömürünün de bir karşılığı var. Çöktüğün ülkede yaşayan adam daha da bayırda boş boş gezeceğine gelse senin fabrikanda çalışsın, para kazansın. Çalışma şartları Çin'deki bir fabrikada olduğu gibi berbat bir halde olur ya da Almanya'daki gibi gayet iyi olur. Bu kısım ayrı mesele ancak bir toplum başka bir toplumu yönetiyorsa o toplumu aynı zamanda sömürüyor demektir. Sömürmese niye yönetsin zaten? Maalesef dünya tarihi kan, ter ve gözyaşı üzerine kurulu. Ha bunu değiştirebilir miyiz? Evet değiştirebiliriz ama emin olun bunu değiştirmenin yöntemi çok daha vahşice olurdu. Bunun için de sosyal darwinizm videomu izlemenizi tavsiye ediyorum. Herkes ideolojik olarak bir şeylerden bahsediyor ama bunun ekonomik alt metnini ve pratiğini niyeyse konuşan ya da konuşabilen yok. Bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sosyal medya hesaplarımı her zamanki gibi videonun açıklamasına bırakıyorum. Beni Instagram'dan ve Twitter'dan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Daha fazla tarif ve video için beni takip edin. Hoşça kalın.